teşkil eder bana göre. Tabiat, deniz, orman birbiri içine girmiş, dünyanın en güzel manzarasını veren bir görünüm içindedir. Ve bu sahalar içinde dünyanın en güzel bitki örtüsü, maki florası mevcut bulunmaktadır. Peki şöyle bir şey diyeyim, ben bu güzel kıyı şeridine ait isim verebileceğiniz koylar ve yerleşme alanlarından bahsedebilir misiniz? Efendim, dinlenme yerleri mühendisliğimize bağlı. İçinde Katrancı, dünyaca ve Avrupa'nın, hatta İskandinav ülkelerinin en çok tuttukları koylardan birisidir. Bunun yanında Küçük Kargı, ancak bu sene faaliyete sokacağımız Ölü Deniz, bunların içinde sayılabilen en güzel yerlerden. Milli park olarak ayrılması neticesi korunabilmiştir. Özellikle Türkiye'nin sahillerinde 35 kilometrelik bir sahil bantı devletin hükümet tasarrufu altındadır. Tamamen doğa burada muhafaza edilmiştir. Bulunması sebebiyle ormanlık sahalarda bir kıyı yağması konusu mevzu bahis değildir. Zaten mühendisliğimizin bütün uğraşısı da bu ormanlık kısımlara inhisar eden kıyı yağmasını önlemek. Plajı kısmında tamamıyla sahipli hale gelmiş bir durumdadır. Buralarda sahil kesiminde turistik denen basit tesisler yapılmıştır. Geri kısmında ise hiç seraya lüzum göstermeksizin sebzecilik yapılır. Biz orman sahası olarak Ölü Deniz'in sadece kumburnu tabir edilen kısmına sahip çıkabildik ve kumburnunun geri tarafı olan kısmını da buranın gelişim alanı olarak düşünmekteyiz. Aslında Ölü Deniz'den itibaren ta Marmaris'e kadar olan kıyı şeridinde büyük bir sahil milli parkı kurulması. Sayılı turizm kentlerinden birisi olan Fethiye ve yöresine bugüne kadar ilgili kuruluşlarca tatmin edici hiçbir yatırım yapılmamış. Bir doğa harikası olan Ölü Deniz, Berce Kız plajı ve çevresi sadece birkaç kişinin eline terk edilmiş, çirkin görünümlü pansiyon ve motellerin sergilendiği ıssız bir koy olarak değerlendirilmeyi beklemekte. Kuşkusuz yurdumuzun en güzel yerleridir. Tarım yapılacak gerekçesiyle Çivit Mavisi, Ege Denizi ve Zümrüt Yeşili ormanlarımızın birleştiği yerlerdeki doğal güzelliklerimizi yok etmeye ve onları birer çakıl, moloz ve beton yığını şekline dönüştürmeye kimsenin hakkı yoktur. Ormandan ayrılan her arazi parçasının ne olduğunu sonuna dek izlemek malıyız. El değmemiş orman kıyılarımızı yağmadan kurtarmak sanıldığı kadar güç değildir. Ve çoğu görkemli ormanlarla kaplı Marmaris, Köyceğiz ve Fethiye kıyılarında ayrı ayrı ulusal parklar oluşturulabilir. Ve tümü halka açık yeni orman dinlenme yerleri ve doğa parkları düzenlenebilir.